Arıcım Pastanesi'nin sunduğu Mola Saat program başlıyor. Programından merhabalar değerli izleyiciler. Bu hafta da sizler için çok güzel bir program hazırladık. Programımız Ayvalık'ta başlıyor değil mi Rüya? Evet, sizler için Ayvalık'ı gezeceğiz. Ayvalık'a ben de ilk defa geliyorum değerli izleyiciler. Bakalım Ayvalık'ta bizi ne güzellikler bekliyor. Bence Rüya Ayvalık'ın zeytinini, zeytinyağını ve oranın doğal güzelliğini ve denizi geçmek gerekiyor. Aynen, ben Bayındır zeytinyağı diye tutturmuştum. Daha sonra Karaburun'daki yağı gördük. Ali Karaburun yağında kalmıştı. Bir de Ayvalık'ın zeytinyağına bakalım diyorum. Bence Ayvalık'ın doğa güzelliği olsun, zeytini olsun, zeytin ağaçları olsun. Bence Ayvalık bir cennet aslında değil mi? Hadi o cennete gidelim. Hadi gidelim. Programımız tümümüzle devam ediyor değerli izleyiciler. Ayvalık'ı gezmeye devam ediyoruz. Aslında Ayvalık tarihi bir yer. Gerçekten sokaklar olsun, insanlar olsun, zeytiniyle, zeytinyağıyla gündemde gerçekten biz bile Ayvalık'ı gezerken şoke oluyoruz. Aslında Ayvalık Rumlardan kalma yerler de dolu. Mesela şu an Palabahçe mevkiindeyiz. Palabahçe mevkiinin en büyük özelliği değerli izleyiciler. Burada 7-8 tane kahve var. Burası zeytin zamanında. İnsanlar burada öyle bir kalabalık oluyormuş ki o yoğunluktan kahveler bile dolup taşıyormuş. Biz de bir kahveye girelim dedik. Aslında Ayvalık deyince akla tabii ki Koruk Suyu da geliyor. Girelim diyoruz bir kahvede. Eskiden kalma, Rumlardan kalma yere girelim diyoruz. Bakalım bizleri neler bekliyor içeride. Efendim, Rumlardan kalma tarihi kahveye geldik. İşte 1850'lere dayanıyor aslında. İşte bu kahvenin işletme sahibi öğrenebilir misin? Suat Kaçak. Suat abi, biraz bize Ayvalık hakkında bilgi ver. Burası çok eski bir yer değil mi? Evet, Ayvalık Rumlardan kalmadır. Bizler babalarımız yani dedelerimiz mübadeleyle geldiler 1922'de. İşte mübadeleden sonra bir müddet sonra 1950'de işte bu mekanı babamlar almış. O gün bugün o üç kuşak bir arada yürütüyoruz. Şimdi Ayvalık deyince zeytin ve zeytinyağı geliyor değil mi abi? Evet tabii ki. Tabii burada Koruk Suyu'nu öve ve bitiremiyorlar. Abimiz de Koruk Suyu'nun önüne almış içiyor. Nasıl Koruk Suyu'nu nasıl buluyorsunuz? Çok güzel, çok. Eskilerden hiç bozulmamış. Aynen devam ediyor yani organik olarak. Eskilerden gelen lezzet devam ediyor değil mi? Tabii şimdi biz daha evvel dediğin gibi burası zeytin memleketiydi. Sadece zeytincilikle geçiniyorduk. Ama şimdi turizmde, bacasız sektör de işe girdi. Ve şu an turizmden de istifade ediyoruz. Bu Koruk Suyu bizim dedelerimizin yaptığı. Yani o gazozların falan olmadığı zamanlarda meşrubat olarak kendi mekanlarının önlerindeki asmalardan, kendi asmaları bitene kadar bu Koruk Suyu'nu yaparlardı. Bunların organik olması aslında bence çok çok önemli değil mi? Tabii ki. Bu şimdi bunun içinde hiçbir karışım yok. Sadece koruk. Koruk dediğimiz biliyorsunuz üzümün olmamışı, yeşil hali. O yeşilken bunu yapıyoruz. İçine biraz şeker, çok az bir şeker ilave ederek suyla çoğaltıyoruz. Güzel bir içecek oluyor. Yaz içeceği oluyor. Serin bir içecek oluyor. Suat abi bence Ayvalık'a geldiklerinde Koruk Suyu içmelerini tavsiye ediyoruz değil mi?
Tabii ki ya, tabii ki. Yani ben tavsiye etmiyorum. Zaten Ayvalık'ı tavsiye ediyor zaten gelenlere. Diyorlar ki gidin muhakkak Koruk Suyu'nu için. Bu daha önce burası filmlerin, dizilerin çevrildiği evet. yer olarak da biliniyor değil mi? Evet, bizim şimdi kahvemizde yol arkadaşım, her şeye rağmen iki yakabı İsmail, bir de sinema filmi Şerif Gören'in çektiği Ay Büyürken Uyuyamam gibi diziler ve film oynamış, çekilmiştir. Abi teşekkür ediyorum. Mola saati şu an Ayvalık'ta. Değerli izleyiciler, Ayvalık sokaklarını geziyoruz. Şu an Ayvalık'ın tarihi bir konağına götürüyoruz sizleri. 1800 yıllara dayanıyor. Tabi burada yapılan lezzetler de çok önemli. Özellikle kahvaltı rüya değil mi? Evet, çok otantik bir ortam. İçeride kendimi Düşler Sokağı'nda zannettim. Adım adım tarih kokuyor da her yer. Aynen. Gerçekten hem Ayvalık'ın sokakları olsun hem bu tarihi konak olsun 1800 yıllara dayanıyor aslında rüya. Ama asıl ilginç olan tarih ve lezzetlerini buluşturmuşlar biliyor musun? Bence ikisi bir bütün oldu mu ortaya güzel bir eser çıkmış. Biz de ne yapalım rüya? Konuşmakla kalmayalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Benim buradan hiç gitmeye niyetim yok. İlk önce tarihle yüz yüze geldim. Otantik ortamlarını gördüm. O çiçeklerin mis gibi kokularını duydum. Daha sonra bakın nereye geldim? Açık büfeye geldim efendim ben. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Çok Şeref teşekkür verdim. Ederim. Tanıyabilir miyiz? Serap Tuncel ben. Ayvalık Macaron konağı. Sahibi, mimarı, aşçısı. Böyle bir işletme, aile işletmesi. Gerçekten çok güzel bir yer. O kadar güzel dizayn etmişsiniz ki sanki gerçeğini yaşıyor gibi oldum. Açıkçası buraya girdiğiniz zaman hafif bir heyecan hissediyorsunuz. Tarihi dokudan kaynaklanıyor. O yaşanmışlıktan kaynaklanıyor. Eski ev, işte taş duvarlar, onunla sinen kokular, ahşabın kendi dokusu. Farklı bir ortam, farklı bir atmosfer. Biz de açıkçası çok keyif alıyoruz eşimle. O tarihi dokudan çok keyif alıyoruz. Yaşanmışlıkları yok etmeden yapmaya çalıştık. Keyfini de konuklarımızla paylaşıyoruz. Lezzetlerinizi de tarihle buluşturmuşsunuz. Burada bu da var. Değerli izleyiciler, açık büfe önümüzde. Ama ben bir iki soru yöneltmek istiyorum size. Peynirler benim dikkatimi çekiyor mesela. Evet. Özel mi peynirleri? Bergama'da bir mandıramız var. Bergama'da imalat yapıp Ayvalık'ta pazara geliyor arkadaşlar. Perşembe ve cumartesi onlardan yapıyoruz alışverişimizi. İşte otlusu, çörek otlusu, kekiklisi hepsi kendi çeşitleri. Mümkün olduğu kadar müşterilerimize bu yörenin lezzetlerini tattırmaya çalışıyoruz. İstanbul'da bulamayacakları, İzmir'de bulamayacakları taze taze her hafta yapıyoruz alışverişimizi. Keza zeytinlerimiz de öyle. Mutluköy'den bir zeytincimiz var. Sağ olsun o her yeni çeşidini müşterilerimize tattırmak için bizimle paylaşıyor. Lor zaten Ayvalık'ın olmazsa olmazı. Sepet loru. Zeytinyağı tabii. Gelince, ilk akla gelen. Zeytinyağı akla geliyor. Evet. Dışarıda bakıyorum şimdi masalardaki müşterilerimize bakıyorum. Herkes de bir huzur. Sandalyeleri bir arkaya doğru atmışlar, kahvaltıları önlerinde sınırsız evet. ve bir de burada sınırsız çay demleniyor. Evet. O semaver tadı da farklıdır zaten canım. Çaysız kahvaltı evet, çaysız olmaz. Olmaz bizde. It's been said and done, every beautiful thought's been already sung. Mola Saati programımız Ayvalık'ta değerli izleyiciler. Ayvalık deyince tarih, zeytin, zeytinyağı, lezzetler hepsi bir arada aslında. İşte Ayvalık deyince tarihi bir konak da gelir akla. Bizi Yaşar amca öyle bir konağa getirdi ki Rüya ile ikimiz gerçekten şoka olduk diyebiliriz. Burada tarihi konağın işletme sahibi Yavuz Bey ve Serap Hanım var. Öncelikle merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Efendim öncelikle güzel bir meclise kurmuşsunuz. Gerçekten tarihi burada yaşıyorsunuz. Bu duyguyu, bu atmosferi hissettik. Öncelikle biraz işletme olarak, daha doğrusu Macaron nedir? Oradan başlamak istiyorum. Efendim Macaron Ayvalık'ın en önemli, en büyük
semtlerinden bir tanesidir. Çok eski bir semttir. İsmi Rumlardan kalmadır. Latincesi Marjoram, Rumcası Macarona'dır. Ve bu günümüz diline Macaron olarak dönüşmüş. Anlamı da kekik ailesinden bir bitkidir. Şurada görüldüğü gibi. Hatta arkadan az önce göstermişsiniz. Evet, evet, evet. Şöyle ben koparayım değerli izleyiciler. Şöyle bitki. Kekik ailesinden bir bitkidir. Vakti zamanında çok yetişirmiş, her evde yetişirmiş bunlardan. Hem Rumlar zamanında hem sonra mübadeleden sonra Türkler zamanında da çok yetişirmiş. Onun için bu Macaron ismi buradan geliyor. Hayrettin Paşa mahallesidir ama bilinen ismiyle Macaron'dur burası. Burada açık büfe kahvaltı olsun, ne bileyim odalarınız olsun, tek tek gezdik gördük, gerçekten mükemmel. Biraz da işletme olarak da bilgi almak istiyorum sizden. Efendim, işletmemizi biz 3 seneden beri şu anda servisteyiz, işletmemizi çalıştırıyoruz. Burası aldığımızda çok eski, yıkık, dökük bir binaydı. Sağ olsun eşimle birlikte restorasyonunu yaptık. Yani tarihi bir nebze kurtardık burada. 3 yıldan beri de hizmetteyiz. 9 odamız var bu tarafta. Bir yan bir parselimiz daha var. Orada da 4 odamız var. Toplam 13 odamız var. Adı oda kahvaltı hizmeti veriyoruz. Ayrıca çok güzel bir küplü odamız da var. Orayı da küçük bir müzeye çevireceğiz. Henüz daha sonuçlanmadı. Zeytinyağı üretimiyle, zeytinyağının oluşumuyla ilgili küçük bir müze haline getireceğiz orayı da. Aslında değerli izleyiciler, Serap Hanım Yavuz Bey'in en büyük destekçisi. Yani işin mutfağı kısmı olsun, yani ek bir çalışmalar olsun, başlayıcı çiçekleri bile gördük. Gerçekten sizi kutlamak istiyorum. Biraz da sizden bilgi almak istiyoruz. Yani talep nasıl, işler nasıl bu arada? Gayet keyifli. Okulların kapanmasıyla birlikte Ayvalık'ta bir hareket başlıyor. Kışında daha çok hafta sonu kaçışları, şehirden uzaklaşmak için insanlar burayı tercih ediyor. Biz şehrin hem içindeyiz hem aslında hengamesinden uzağız. Ayvalık'ta tabii büyük şehirler gibi bir kargaşa yok ama yine de şimdi Cunda'daki o telaş buraya gelmiyor. Biz burada gayet kendi iç bahçemizde gayet huzurlu, keyifli saatler geçirebiliyoruz. İstersek güneşin keyfini, istersek rüzgarın keyfini bahçede çıkarıyoruz doğrusu. Denize 100 metre zaten yakın olması bence çok önemli değil mi? Soluklanmak istersek, deniz havasını almak istersek, dediğiniz gibi o güzel sokaklarından Ayvalık'ın birkaç adım yürüyerek hemen kendimizi gün batımını seyretmek için sahildeki kahvelere atabiliyoruz. Onu da kaçırmamaya gayret ediyoruz bu arada eşimle. Zeytin ağacını görüyorum. Bu arada aynı zamanda zeytin topladığınızı söylediniz daha önceki evet, dönemlerde bir kısım da olsa değil mi? Evet, evet, evet. Yani misafirlerimize ikram ettiğimiz zeytinlerin bir kısmı da bu kendi ağacımızdan ürettiğimiz zeytinler. Bunları alıyoruz, salım arasını yapıp misafirlerimize paylaşıyoruz. Yani Ayvalık deyince aslında Kozak Köyü olsun, zeytin ve zeytinyağı değil mi? Evet, ağırlıklı olarak zeytin ve zeytinyağı. Zaten Ayvalık'ın gelirinin %70'i turizm, %30'u zeytinyağı üzerine kurulmuş bir ekonomi var. O azımsanmayacak bir gelir kaynağı. Onun için çok dikkat etmek lazım. Ayrıca bizim bahçemizde zeytinyağında iki tane de büyük nar ağacımız vardır. Bu nar ağacımız, nar ağaçlarımız binadan da eski söylendiğine göre en az 150 yaşında falan nar ağaçlarından bahsediliyor. Çok keyifli, çok güzel narlar olur. Onu da tavsiye ederim gelen misafirlerimize. Biz burada değerli izleyiciler, Yavuz Bey'in söylediği gibi biz kahvaltımızı Rüya ile birlikte aldık. İstediğimiz gibi açık büfe kahvaltı, gerçekten her şeyin doğal olması da bence çok çok önemli diyorum. Efendim, son olarak şunu sormak istiyorum. İnsanlar buradaki hizmetten, ürünlerden, lezzetlerden ve güler yüzünüzden çok memnunlar. İnsanlar neden gelsinler buraya efendim? Müthiş bir keyif var Ayvalık'ta. Bir kere Ayvalık'a gelsinler. Yani Ayvalık ne çok uzak, ne çok yakın, ne çok sıcak, ne çok soğuk. Tam böyle yaşanacak bir yer. Henüz daha böyle diğer sahil kasabalarının doymuşluğuna da ulaşmamış durumda. Keyifli, kendi ekonomisi, kendi ayaklarıyla kendi ekonomisini yaşatan bir şehir. Yazın da gelseniz, kışın da gelseniz çok fazla farkla karşılaşmıyorsunuz. Son derece sıcakkanlı halk var.
Onun için mutlaka Ayvalık'a gelsinler. Ayvalık'ta çok güzel yerler var. Ayvalık'ta 22 tane ada var. Belki bunu kimse, çoğu kimse bilmez. Ayvalık koyunda 22 tane ada var. Dalış merkezidir burası. Yani Akdeniz'in ikinci kızıl resiflerinin bulunduğu yerdir, Körfez'dir. Bunun için gelsinler Ayvalık'a. Özellikle Macaron Konağı'na gelsinler, niye gelsinler derseniz, müthiş bir bahçemiz var burada. Herkese kısmet olmayacak bir büyüklükte bahçemiz var. İşte kuş seslerini duyuyorsunuz, işte saat 12 olmuş, hala kuşlarımız öter. Sabahleyin kuş sesleri uyanırsınız bahçemizde ve kendinizi o şehrin hengamesinden uzakta yok farz edebilirsiniz. Yani kendi kendinize kaybolabilirsiniz burada, o hissi yaşarsınız. Ben onun için söylerim. Ayvalık'a da gelsinler, bizim tesisimizi ziyaret etsinler. Özellikle konağa, açıklıkta kahvaltıya gelsinler, evet, değil mi? Tekrar teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için. Değerli seyirciler, Mola Saati programımız devam ediyor. Ayvalık'a yolunuz düştü, mutlaka konağa gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel atmosferi yaşamanızı tavsiye ediyoruz. Bize afiyet olsun, sizleri de Ayvalık'ta buraya bekliyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an Ayvalık'tayız değerli izleyiciler. Ayvalık deyince akla zeytin, zeytinyağı gelir. Tabii zeytinyağı haricinde sizleri farklı lezzete doğru götürüyorum. Ahmet ustamız bize Ayvalık'a özgü doğu tatlısı ve Türkiye'de bir ilki olan zeytinli baklava ve zeytinli dondurma ziyafeti sunacak. Biz de içeri girelim. Yapmış olduğu lezzetleri şöyle bir tanıyalım. Burada şu an imalathanedeyiz. Ustalarımız çalışıyor. Ustam kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Şimdi şu an ne yapıyoruz? Susamlı kurabiye yapıyoruz. Sakızlı susamlı kurabiye. Ayvalık'ın meşhur kurabiyesi. Bu Ayvalık'a özgü oluyor değil mi? Ayvalık'a özgü oluyor. Şimdi bunun içerisine neler koyuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Onun içerisine bir şey koyduğumu söyleyemem. O meslek sırrı diyorsun abi değil mi? Bu Ayvalık'a özgü, Ahmet ustamıza özgü meslek sırrı. Burada halka şeklinde yuvarlıyorsunuz. Buradan ne yapıyorsunuz? Yumurtalayaç. Üzerine yumurta sürüyorsunuz. Aynen. Ve diğer taraftan da susam işi var. Burada susamla... Evet, susamlıyız. Bu ne kadar sürede bir şey ustam? Yani aşağı yukarı yarım saat. Işte. Yani yarım saat içerisinde hazır hale geliyor. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada yufka açıyoruz. Baklava yufkası. Bu baklava için değil mi? Evet efendim. Bunun kalınlığı, inceliği var mı? Kaç kat yapıyorsunuz? 10 kat açıyoruz bunu. Hı-hı. Elimizden geldiği kadar inceltmeye çalışıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Şu an ne yapıyoruz ustam? Bu zeytinli baklava. Zeytinli baklava. Zaten Ayvalık'ta bir ilk değerli izleyiciler. Zeytinli baklava olsun, zeytinli dondurma olsun. Ahmet ustamıza özel. Bunun içerisinde neler koyuyoruz? Bu sezon başında hazırladığımız zeytinler şerbet yapılarak hazırladığımız zeytinlerle zeytinli baklava yapılmaktadır. Şimdi insanların aklına şu geliyor aslında. Şimdi zeytin biliyorsunuz tuzlu, evet, ve şerbet şekerli. Bunu nasıl kıvama getiriyorsunuz? Zeytin çok tuhaf olmaz mı aslında abim?
Normalde şey oluyor bunlar, pekmez şeklinde, reçel şeklinde yapıyoruz. Reçel şeklinde yaptığımızı 6 ay falan dinlendirip bu şekilde yapıyoruz yani. Değerli izleyiciler, işte bir taraftan lor tatlısı, Ayvalık özgü lor tatlısı, bir taraftan zeytinli baklava yapılıyor. Aslında Türkiye'de bir ilk diyorum. Çünkü Ayvalık'ta zeytinli baklava olsun, zeytinli dondurma olsun bir ilk değil Mahmut Usta. Evet. Türkiye'de zaten biz iki arkadaş bu zeytinli baklava, zeytinli dondurma çıkarıp Türkiye'de ikimiziz. Bunu zaten biz ikimiz bunu imal ettik. Yurt dışında de bunu biz takdirle kazanmıştık. Burada lor tatlısından da biraz bahsetmek gerekiyor aslında. Lor tatlısı deyince Ayvalık akla geliyor ve bunu da siz başarmışsınız gerçekten. Şimdi Türkiye'de zaten lor tatlısı deyince Ayvalık geliyor. Ayvalık'ta zaten Türkiye bizden başka bu lor tatlısını yapan kimse yok. Şimdi bu lor tatlısı bizim asas meslek Girit'ten geldi. Biz arkadaşlarla beraber Girit'liyiz. Girit'lisiniz aslında. Ama biz bunu 54 sene bu arkadaşlarla beraber aldık ve bu işi burada yürüttük, büyüttük. Efendim, Ayvalık deyince akla Ahmet Usta gelir. Ahmet Usta'nın yapmış olduğu lezzetler, lor tatlısı olsun, zeytinli baklava olsun, gerçekten birbirinden farklı lezzetler sunuyor. Ahmet Usta, imalata gittik, bize lor tatlısı hazırladınız. Şu an tezgahta görünüyor. Şimdi 1954'ten beri bu sektördesiniz. Bu sektördeyiz. Ayvalık'ta bir ilki yapmışsınız aslında. Evet, biraz işletme olarak sizden bilgi almak istiyorum. Şimdi nişan ve temizlik. Onun için büyüklerimizden gördüğümüzü aynısını uygulamaya devam ediyoruz. Bu lor tatlısı bizim Girit'ten gelmiştir. Büyüklerimiz bunu Girit'ten getirir ama biz de bunu yürütmeye devam ettik. İki arkadaşla beraber biz bu işi devam büyüttük ve halihazırda da devam etmekteyiz. Zeytinli baklava zaten biz iki arkadaşla beraber bunu kendi imalatımızdı. Zeytinli baklava, zeytinli dondurma bunu kendimiz yaptık ve yurt dışında da bunun talebi çok oldu. Şimdi burada özellikle hijyenliğe ve temize çok dikkat ediyorsunuz evet. Gerçekten. Evet, bunu da gördüm zaten. İnsanlar da yapmış olduğunuz lezzetlerden bence çok çok memnunlar diyorum. Memnundular. Biz de size başarılar diliyoruz. Sağ olun. Son olarak neler söylemek istersiniz Olay TV'ye? Ayvalık'a geldikleri zaman hijyen, temizlik, İmran pastanesi bulabilirler. O zaman lezzet ve kalite olarak lor tatlısını ve zeytinli baklava olsun, zeytinli dondurma olsun Ahmet ustamızdan yiyebilirler diyoruz. Sakızlı kurabiye. Sakızlı kurabiye de geçirmek gerekiyor. Biz evet. De başarılar diliyoruz. Sağ olun. İşler diliyoruz. Sağ olasınız. Ayvalık'ı gezmeye devam ediyoruz değerli izleyiciler. Ayvalık'taki lezzet duraklarını gezmeye devam ediyoruz. Şu an geldiğim bir lezzet noktası değil aslında. Burası mükemmel bir otopark. İnsanların araçlarını gönül rahatlığıyla koyabileceği, araçlarını teslim edebileceği 24 saat kameralı bir otopark. İşte buranın işletme sahibi Muharrem abiyle birlikteyiz. Abi merhaba. Aracımızı almaya geldik. Şimdi abi burada alanın geniş. Güzel bir yer kurmuşsun gerçekten. Burada insanlar kaç saat hizmet veriyorsun? İnsanlar saat kaçta gelirsen kaça kadar müsait oluyor? Şimdi burada ben sabahleyin 8'de geliyorum. 10'a kadar duruyorum. Ondan sonra zaten devamlı kameram var. 20 saat kamera kaydediyor. Valla koruk ağaçlarının altında evet, kameralara evet, dikkat ettim zaten çok özellikle. Güzel. İnsanlar çok memnun aslında yani araçlarını park ediyor, gönül rahatlığıyla teslim ediyorlar. Evet. Güven çok önemli aslında değil mi? Tabii. Güven çok önemli. Şimdi bana gelenler diyorlar ki ben o anahtarı bırakmak istemiyorum. Fakat beni gördükleri zaman sen hakikaten güvenli bir adamsın. Anahtarı sana biz veririz tamam diyorlar. Abi benim gördüğüm ilk izlenimi biliyor musun? Sen bana güven veriyorsun. Abi çok teşekkür ediyorum. İnsanlar neden buraya gelsin abi? Ayvalık'a geldiklerinde neden yanına gelsinler senin?
Şimdi insanlar geldik yerinde güler yüzlü görünmek lazım. Ona göre yani dürüst olmak lazım. Ben fazla güzel kişilerle görüşmek istiyorum. Ama sen Ayvalıklısın değil mi abi? Ayvalıklısın. Esasım Balyadanım ama Ayvalık'ta oturuyorum. Ayvalık'ta iş yerim var. Burada kendi yerim. O zaman Ayvalıklısın diyebiliriz sen artık değil mi? Evet Ayvalıklı tabii. Abi biz de buradan ayrılıyoruz. Ayvalık'a geldik. Aracımı aldım. Aracımı park ettim. Gönül rahatlıyor. Değerli izleyiciler. Buradan ayrılıyoruz. Bir başka mekana tekrar buluşmak dileğiyle Mahrem abiden alasma atlıyoruz. Arıcın Pastanesi'nin sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Burhan Eroğlu ve Celal Eroğlu 24 yıllık tecrübesiyle çıtır vurma kadayıfları Siz Gaziantep'lere hizmet vermeye devam ediyor. 11 çeşit kadayıf çeşitleriyle çıtır vurmadan peynirli künefeye, kaymaklı vurmadan ballı kadayıfa ve birbirinden farklı kadayıf çeşitleri üretmeye devam ediyor. Çıtır vurma kadayıfları yeni konseptiyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: Üniversite Karataş yolu üzeri Erdem Koleji civarı Teleferik karşısı Gaziantep. Alo paket 360-3060. Lezzetin yeni adresi çıtır vurma kadayıfları, bir telefon kadar yakın. Lezzeti ve kaliteyi ilki edinen Balcı Et Pazarı, Kilis'te Kilis'e özgü yapmış olduğu Kilis tavasından ezmeli kebaba, patlıcan kebabından oruğa ve daha birbirinden farklı lezzetleriyle Halil Usta Kilis'te hizmet vermeye devam ediyor. Özel günlerde ve düğünlerde toplu yemek siparişleriyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: İstahya yolu üzeri Kilis. Telefon 0348-813-3945. GSM 0537-497-3452. Kaliteli ürün, güler yüzlü hizmet, Balcı Et Pazarı. Arıcın Pastanesi'nin sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club. Ayvalık'a gezmeye devam ediyoruz. Şu an Canlı Kahve'deyiz. Canlı Kahve deyince Ahmet abimiz aklımıza geliyor. Ahmet abim yanına gelip de iftar saatini açtık. Şu an ne yapalım diyoruz. Geçen hafta koruk suyu içtik. Bu hafta da karıdu suyu içeceğiz. Evet. Aslan abi gel buraya gel de karıdu suyu içelim. Abi kolay gelsin. Sağ olun, gel şöyle seni yanımıza alalım. Teşekkür ederiz. Abi geçen hafta koruk suyu içtik. Mükemmeldi. Evet. Biraz bu buraya, biraz buraya yanaşırsan. Evet. Şimdi bu hafta da iftarımızı açtık. Evet. Şimdi karadut suyuna geldim. Evet. Abi karadut suyunu da çok methediyorlar. Evet, karadut suyumuz Kozak Dağları'ndan toplanan ve organik olan çok güzel ağız yaralarına, boğaz yaralarına çok iyi gelen bir karadutumuz vardır. Özellikle dışarıdan gelen insanlar bunları hep istiyorlar bizden. Biz de difrize bulundurup insanlarımıza hizmet etmek. Evet efendim, aynen öyle. Hasan abi nasıl buldun karadutu? Çok güzel. Tadı vallahi, mükemmel. Vallahi gerçekten mükemmelmiş. Sen abi biraz daha konuş da ben tadına bakayım ya, güzelmiş. Sen bak tadına, ondan sonra zaten hep buraya geldiğinde hep karadut içeceksin. Ama Canlı Kahve şöyle bir şey var. Kahve. Gerçekten yani Ayvalık'ta evet. isim yapmışsın. Evet. Ayvalık'ta zaten 3 tane kahve var. Taş Kahve Ali Bey Adası'nda, Canlı Kahve, bir de Kanolya. Kanolya.
Gerçekten evet. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz Karadut'u içiyoruz değerli izleyiciler. Ayvalık'a geldiniz mutlaka Koruk suyundan olsun, Karadut suyundan olsun. Mutlaka Ahmet abimizin yanına gelmenizi tavsiye ediyoruz. Canlı kahve deseniz Ahmet abiye ulaşırsınız. Değil çok abi? Teşekkür ederim. Bize afiyet olsun. Sizleri de burada bekliyoruz. Sağ olun. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club. They looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club. Mola saati şu an Ayvalık'ta değerli izleyiciler. Ayvalık'taki lezzet noktalarını gezmeye devam ediyoruz. Şu an Ayvalık meydandayız. İşletmeciliği 3 kardeşin yaptığı kurabiyelerden pastaya kadar, baklavadan güllaça kadar, yani burası tam bir pasta dünyası, kurabiye dünyası, baklava dünyası. Biz de buna şahit olmak istiyoruz. Hadi bakalım, beni takip edin. Efendim, sizleri şu an kurabiye dünyasına, pasta dünyasına getirdim. Aslında burada gözüm doymadı desem, hangisine baksam, bundan mı alsam, şundan mı alsam, bundan mı alsam, bilemedim, şaşırdım abi. İşte bu işletmenin ortaklarından Hasan abiyle birlikteyiz. Abi merhaba, hayırlı işler. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ayvalık'a geldik. Ayvalık'ta kendimi kurabiye pasta dünyasında buldum. Evet. Vallahi şoke oldum gerçekten. Sizleri kutluyorum. Sağ olun. Biraz işletme olarak bilgi verir misiniz? Hangi lezzetleriniz var? Neler sunuyorsunuz? Evet, baklava çeşitlerimiz var. Bunları daha çok Yunanlılar satıyoruz. Kurabiye, tatlı kurabiyelerimiz, tuzlu kurabiyelerimiz var. Ve tereyağlı kurabiyelerimiz var. Yalnız burada gemilerde turlar düzenleniyor, evet, değil mi? Evet. Burada tam turun tam karşısındayız zaten. Evet. Nasıl, talep nasıl? Turlar geliyor mu? Sabahları kahvaltıya boğaça, börek, çörek, onlar gelip kahvaltı ediyorlar. Kahvaltı buradan ediyorlar. Sonra kalkış saatinde gemilere gidiyorlar. Hemen karşıda, hemen evet. Biniyorlar, geliyorlar. Evet. Tabii lezzetin adresini buldukları için buradan vazgeçebilir mi abi? Tabii. Değil mi? Değerli izleyiciler, birbirinden farklı pastalar, kurabiyeler, pasta dünyası, kurabiyeler dünyasına hoş geldiniz diyorlar. İşte bu güzel işletmenin ortaklarından Nesrin Hanım'la birlikteyiz. Merhaba Nesrin Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ayvalık'a geldik. Ayvalık'taki lezzet noktalarını gezerken gözümüzü pasta dünyasında, kurabiye dünyasında bulduk. Öncelikle işletme olarak biraz bilgi almak istiyoruz. Ne gibi hizmetleriniz var? Hangi lezzetleri sunuyorsunuz? Ben 20 yıldır pastacılık yapıyorum. İşletmem 24 saat açık. İmalatım burada. Öncelikle müşterilerimize önem verdiğimiz tek şey güler yüzlü hizmet anlayışıyla birlikte temiz, hijyen ve güvenilir bir hizmet sunmak. Onun dışında ürünlerimiz günlük ve taze olarak üretiliyor. Özellikle spesiyel ürünlerimiz ve pastacılık konusunda iddialıyız. Müşterilerimizden de gelen talep doğrultusunda zaten bunları beğenisini alıyoruz. Çok beğendiklerini söylüyorlar. Her türlü pastayı yapabiliyoruz. İnternetten veya herhangi aklınızdan gelen her türlü şeyi rahatlıkla uygulayabiliriz. Özel pasta ile ilgili, yaş pasta ile ilgili söz konuşuyoruz. Yaş pasta, doğum günü, nişan ve düğünlerimiz, özel günlerimiz için tercih ediliyoruz zaten. Değişik spesiyallerimiz olduğu için. Tezgahımız da çok farklı. Her şey günlük üretiliyor. En iyi malzemeyi kullanmaya çalışıyorum. En iyi hizmeti vermek için uğraşıyoruz. Ürünlerimiz çikolatalı, tereyağlı, Antep fıstıklı. Onları öncelik tanıyoruz. Özellikle bir ürünümüz var ki ona... Bunu ben söylemek istiyorum. Ayvalık sevdası. Evet. Değerli izleyiciler, Ayvalık'a özgü Nesrin Hanım Aslan ustamızın işte spesiyeli diyorum. Ayvalık'a özgü Ayvalık sevdası. Ayvalık sevdası deyince ne geliyor? Neler var içerisinde? Ayvalık sevdası gelince Ayvalık'ın güzelliği, tarih dokusu ve eşsiz manzarasının eşliğinde karamel, sakız ve mısır konfeksinin güzel bir uyumuyla müthiş bir lezzet yakaladık. Onu bütün müşterilerimiz çok beğeniyorlar zaten. Sürekli şu alıyorlar. Ramazan dolayısıyla güllaç mevsimi, evet. Güllaç yapıyorsunuz. Biraz güllaçtan bahsetmenizi isteyeceğim. Güllaçımız da çok güzel. Çok beğeniyorlar.
Özellikle akşamları iftarda güllaç tercih ediliyor Ramazan ayı dolayısıyla. Çok güzel satıyoruz. Müşterilere yapmış olduğunuz röportajlarda müşteriler lezzetlerden olsun, hizmetten olsun çok çok memnunlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Biz müşterilerimize çok önem ve değer veriyoruz. Onlar bizim için çok önemli. Başta satıştan çok, yani benden bir şey almalarının ötesinde ilişkilerimiz çok güzel. Hepsiyle çok yakın ilgileniyorum. Hepsini memnun etmeye çalışıyorum. Onun arkasından da her şey geliyor zaten. Bence ürünler, hizmet, güler yüzlülük bence çok önemli. Evet. Bu da bu işletmede görmüş olduğum ilk izlenimler. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. It is how it is, why it is, what it is. I ain't got time for no games. I'm hoping my mind that you feel the same. I got what you need. Şu an ekonomi danışmanı Azim Bey ile birlikteyiz. Efendim, güzel lezzetler, güzel kurabiyeler gördük, güzel bir işletme. Biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi Aracın Pastanesi, şöyle ekrana bakarsak burada. Aracın Pastanesi konsept olarak Ayvalık'a çok farklı lezzetsel yenilikleri getirmeyi hedefleyen bir yapıydı. Bu yapının çok daha ileri, daha modern cihazlarla donatılabilmesi, daha farklı müşteri kitlelerine farklı lezzetleri sunabilmeler için biz katkı vermeye uğraşıyoruz. Temel amacımız Ayvalık'ta yaşayan hem yerli insanlara hem de tatil amacıyla Ayvalık'ı ziyarete gelen insanlarımıza bu farklı lezzetlerden sunabilmek, onları mutlu edebilmek. Sizi az önce limonata içerken gördüm. Evet. Limonata buranın farklı aslında. Hiçbir katkı maddesi yok dediniz. Biraz ekrandan daha önce konuşmamızı bahsetmenizi isteyeceğim. Evet. Başlangıçta benim de çok ilgimi çeken bir konuydu. Burada yapılan limonata tamamıyla el ürünü. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Yapılışıyla ilgili mutlaka size daha önce de bilgiler vermişlerdir. Aynen, evet. Aynen. Dolayısıyla yani beni ilgilendiren en önemli yanı hiçbir katkı maddesi olmaksızın, tatlandırıcı kullanılmaksızın doğal ortamda üretilmiş olması sanıyorum bu Ayvalık içinde çok özel bir lezzet. Sadece limonata müşterilerinin gelip burada hem sohbet edip hem limonata zevki tattıklarını ben bizzat şahit oldum. Evet. Bize teşekkür ediyoruz. Ayvalık'a geldiklerinde limonatadan vazgeçmesinler. Kurabiyeden vazgeçmeyin. Evet. Ayvalık sevdası kurabiyeden özellikle yemenizi tavsiye ediyoruz diyorum. Ne yapalım abi? Herkesi burada bekliyoruz. Evet. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ben de televizyonunuza bu fırsatı bizlere sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Güzel, teşekkür ediyoruz. Biz böyle yerlerin anlatımında mutlaka güzel lezzetler yapan yerleri çekiyoruz zaten. Evet. Hijyenine, kalitesine güvenmediğimiz yerlerin çekimini yapmıyoruz. Evet. Çünkü siz başarıyla Ayvalık'ta parmakla gösterilen bir yersiniz. Bize başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, aracıma özel ve spesiyel olan Meksika tatlısı Tri Leche. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bu Tri Leche deyince ne oluyor Nesrin Hanım? Bu Aracın Pastanesi'ne özgü bir tatlımız. Spesiyel bir ürünümüz. Müşterilerimiz tarafından çok beğeniliyor. Çok hafif bir tatlı. Süt, kaymak ve kremadan oluşan üçlü bir karışım. Soğuk olarak yeniliyor ama çok beğeniliyor. Aracıma özgü o zaman, değil mi? Abi çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi bu tatlımız süt ağırlıklı tatlıların arasında bir hayli ilgi çeken bir tatlı. Süt, krema ve kaymaktan oluşuyor. Orijinin Balkan ülkelerine ait Kosova'da
ilk defa yapıldığı ve işte daha sonra da her tarafa yaygınlaştırıldığı şeklinde bir bilgi var. Yalnız görselli de çok güzel abi. Değil mi Nesrin Hanım? Evet. Görselli de çok güzel. Şimdi, bence arkamızda da şu Ayvalık'ın eski tarihine kalan eski şekli değil mi şu an? Evet. Mübadele yıllarından sonra Ayvalık'taki ilk fotoğraflarımızdan biri. Ayvalık meydanı anlatıyor. Belediye binamız var şurada. Şurada kayıktaki arkadaşlarımız şu anda Ayvalıklı zaten onlar. Bazıları yaşıyor, bazılarını kaybettik, evet. O zaman sizin dükkanı şu karşı taraf mı oluyor? Yok. Yok. Çok eski tarihi bir fotoğraf. Benim de çok hoşuma gittiği için ben pastaneme koydum. Çünkü benim babam Midilli Adası'ndan gelme. Midilli'de doğmuş. Kendisi Arıcı lakabıyla tanınıyor zaten. Onun da adını yaşatmak amacıyla da pastanemin adını Arıcım Pastanesi koydum. Size başarılar diliyoruz. Ayvalık'a geldiklerinde tarihi, lezzeti, her şeyi burada bulabilirler. Evet. Teşekkür ediyorum. Arıcım Pastanesi'nin sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Burhan Eroğlu ve Celal Eroğlu 24 yıllık tecrübesiyle Çıtırburma kadayıfları Siz Gaziantep'lere hizmet vermeye devam ediyor. 11 çeşit kadayıf çeşitleriyle çıtır vurmadan peynirli künefeye, kaymaklı vurmadan ballı kadayıfa ve birbirinden farklı kadayıf çeşitleri üretmeye devam ediyor. Çıtır vurma kadayıfları yeni konseptiyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: Üniversite Karataş yolu üzeri, Erdem Koleji civarı, teleferik karşısı Gaziantep. Alo paket 360-30-60. Lezzetin yeni adresi Çıtır vurma kadayıfları, bir telefon kadar yakın. Lezzeti ve kaliteyi ilki edinen Balcı Et Pazarı, Kilis'te Kilis'e özgü yapmış olduğu Kilis tavasından ezmeli kebaba, patlıcan kebabından oruğa ve daha birbirinden farklı lezzetleriyle Halil Usta Kilis'te hizmet vermeye devam ediyor. Özel günlerde ve düğünlerde toplu yemek siparişleriyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: İstahya yolu üzeri Kilis. Telefon 0348-813-3945. GSM 0537-497-3452. Kaliteli ürün, güler yüzlü hizmet, Balcı Et Pazarı. Arıcım Pastanesi'nin sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Mola Saati programından merhabalar değerli izleyiciler. Farklı lezzetlerde farklı noktalara buluşturmaya devam ediyoruz. Şu an Urla'dayız. Urla'da İskele mevkiinde sizleri Urla katmerinin farklı versiyonuyla buluşturmak istiyoruz değil mi Rüya? Evet aynen. Bize çok farklı lezzetler sunacaklar. Burası bir doğa harikası gerçekten. Tertemiz deniz kokusunu da hissediyorsunuz. Bakalım bize neler sunacaklar. İçeri gireceğiz değerli izleyiciler. Aynı zamanda içeride güzel bir müzik ziyafeti dinleyeceğiz. Sizlere de koltuğunuza yaslanın, bizi izlemeye devam edin diyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Değerli izleyiciler, işte bu işletmede aileler, gençler, herkes burada gönül rahatlığıyla eğlenceleri yapıyorlar. Hatta şurada bir tombala oynayan bir masamız var. Efendim, hoş geldiniz diyorum.
Afiyet olsun. Nasıl, eğlenceli bir ortam? Eğlenceli. Zamanımızı değerlendiriyoruz. Hep emekli kafadarlar. Böyle hoş vakit geçiriyoruz. Memnunuz. Memnunuz. Buradan da memnunuz. İskele, yani İskele'de böyle bir mevkinin olması, böyle bir mekan olmasını nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyoruz. Çok iyi buluyoruz. Wildest can be, never fear being humble. Got me out to face my fate. May never have a choice again to be honest. Değerli izleyiciler, şu anda çok güzel bir katmer hazırlanıyor bizler için. Sizler de bence izleyin bu müthiş lezzeti. Çok ilginç, bu defa Aynur ustamızla birlikteyiz. Bir bayan usta. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şimdi bize neler hazırlayacaksınız? Ben şimdi size otlu peynirli katmer yapacağım. Başka? O kadar mı? Başka bir sürpriz daha yapacağım. Sürpriz. Evet. Sürprizi söylemiyoruz, bekliyoruz. Evet efendim, başlayalım katmerimizi yapmaya. Şu anda ön hazırlıklarımız yapılıyor. Antep'te daha farklıydı katmer yapılışı, burada daha farklı geldi bize. Evet, şimdi buranın katmeri de Urla'ya özgü, böyle. Bu Urla'ya özgü olduğu için bu şekilde. Evet, bu şekilde yapılıyor. Evet. Her çeşit malzemeyle yapabilirsiniz bunu. İstediğiniz. Antep'te daha farklı gördüğümüz için biraz şaşırdık. Değerli izleyiciler, bu şekilde Urla katmeri sunuluyor. Yumurta kırıyoruz içine. Yumurtayı niye kırıyoruz içine? Yufkanın yağ çekmemesi için. Ondan sonra bir de fazla kabarmasının malzemenin yapışması için. Anladım. Çünkü Antep'te farklı oluyor. Evet. Bu Urla'ya özel bir katmer. Bu Urla'ya özel. Urla'da evet. Bu şekilde yapıyor katmer. Aynen. Şu anda siz bize otlu peynirli yapıyorum. Evet. Bir katmer. Evet, izlemeye devam ediyoruz katmerimize. Yeah, y'all think we playing? It's the key globally. Chris Breezy, bust a bus, Lonnie B, get up. Calling me up for up in the morning. Just got out the club, I know you're tipsy and you want it. Saying everything you wanna hear, I got you mounting. Sounds like you want the after hours at my home. And my doors are open to you and... Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi katmerimiz pişti, kesiyorum. Bu ne güzel katmerdir böyle, Allah'ım yarabbim. Çok güzel duruyor ama kesmesi de ustalık istiyor aynı usta. Evet, aynı. Değil mi? Şu anda çok güzel görünüyor. Mis gibi kokular burayı sardı. Herhalde Aynur Usta'nın elinden çıktı. Aynur Usta, şimdi şöyle bir şey var. Sen bana otlu peynirle hazırladın. Evet. İyi ama diğer çeşitleriniz de var. Onlardan da biraz söz et. Hatta bana hazırlar mısın? Hazırlarım, ne demek ki? Evet. Kıymalımız var. Kıymalı katmer. Otlu peynirli, az önce yaptığım gibi. Patatesli, kaşarlı. Ama şöyle bir şey var, kıymalı da çok hoş gözüküyor. O zaten çok harika oluyor yani. Tamam. Tavsiye edebilirim. Kıymalı da bekliyorum. Tabii ki. Bu lezzetleri hepinizi bekliyorum. Değerli seyirciler, burada katmerin haricinde tabii ki yöresel kahvaltı lezzeti hizmet veriyorlar. Buradan Nevşehir'den gelen bir abimiz var, kahvaltı için gelmiş özellikle. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ben... Tarayabilir miyiz? Ben eski otobüsçülerden Mustafa Taşkın. Mustafa amca, lezzetleri nasıl buluyorsun? Nasıl görüyorsun? Çok güzel buldum. Bu Antep Olay TV'den izledim. Hususi bunun İzmir'e geldim. Hususi bunu yemeye geldim. Ama denize 100 metre mesafede inan, bunu yemeyen bir defa yemesene tercih ederim, tavsiye ederim. Yani bir yiyen tekrar bir daha yemek ister değil mi? Tavsiye ederim. İnanır mısın bak, birkaç gün geleceğim, birkaç gün gelip bunu yiyeceğim yani. Öyle bir yer, denize 100 metre mesafe. Kahvaltısına bak, doyulmaz burada ya. Böyle bir yer, tesadüf, inanır mısınız? Tavsiye ederim, herkes gelsin buna. Nevşehir'den geliyorsun Urla'ya değil mi? Evet, bizim Nevşehir'de de böyle bir şey, teşkilat yok ama tabii bu
bunlar tam işi tutturmuşlar. İnanır mısınız, buna doyulmuyor yani. O zaman buraya kahvaltı için, katmer için gelebilirler. Katmer için, aile için, tam aile yerleri de var yani. Katmer için gelip de burada yemeyen bilmiyorum ama çok güzel bir yer, çok güzel. Buradan Nevşehir'e selam gönderebiliriz buradan. Bütün Nevşehirlere, Uçhisarlılara bizzat, Uçhisarlıların hepsini gözlerinden öperim. Selamlarımı söylerim mi? El sallayalım Uçhisarlılara. Hadi. Oğuz Bey merhabalar. Merhabalar Ali Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağlığınıza duacım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Urla İskele mevkiinde gezerken rüyayla gözümüz sıkıldı. Dedim yani Urla katmeri vazgeçilmez bir lezzet. Biz de bu katmeri yemeden geçmeyelim dedik. Yanınıza uğradık. Öncelikle biraz işletme olarak sizden bilgi alabilir miyiz? Burada ne gibi etkinlikleriniz var? Neler yapıyorsunuz? Hangi lezzetler sunuyorsunuz? Urla'da katmer meşhurmuş. Ben Ankara'dan buraya gezmeye geldiğimde bununla tanıştım. Ve harika bir şey. Yemeye doyamadım. Artı bu işletmeyi satın aldım, devraldım. Ben başladım yapmaya. Ve Urla'da ilkleri başlatmak için bir takım bir şeylere öncülük yaptım. Örneğin çadır. Örneğin waffle tarzını herkes her yerde yiyebilir. Ama katmer tarzında waffle'ı kimse görmemiştir, bilmiyor. Yememiştir. Yemek için insanları waffle tarzında katmere bekliyorum. Ve katmer ustamızın yapmış olduğu katmeri tatmanızı harika bir şey. Ben waffle katmeri görmedim değil waffle mi? Katmeri... Özür dileyerek bir şey. Sürprizim buydu. Waffle katmer meyveli. Valla Aynur Hanım'ın sürprizi işte. Gerçekten ben de diyorum ki şimdi katmer bizim bildiğimiz devamlı bu şekilde sunum yapılan bir katmerdir. Waffle katmer ne diyorum, ben de bir şaşkınlığa uğradım siz konuşurken. Dedim Allah'ım herhalde dedim öylesine hani bazıları şeker falan döker ya üzerine. Öyle bir şey sunum yapacaklar. Müthiş bir lezzet. Siz ne yapmışsınız? Harika. Bir ilke imza atmışsınız. Aynen. Yani insanları kaçırmayan halinde devam ederiz. Gösteriyorum değerli izleyiciler. Gerçekten harika gözüküyor. Tabii ki tadacağız yani. Şu anda görüntüsü çok hoş. Ama ben tadacağım müsaade ederseniz. Tabii afiyet şeker olsun. Yani Oğuz Bey aslında yani katmerin kıymalısını biliyoruz. Peynirlisini biliyoruz. Patateslisini biliyoruz. Ve ne bileyim Gaziantep'te tatlı bir versiyon olan yani Gaziantep katmerinin de farklı bir lezzeti var. Yalnız bence bu bir ilke imza atmışsınız. Waffle katmer nasıl üredi? Nasıl ürediniz? Bu ilkleri devamlı yapmak istiyorum. Müessese olarak temizliğimiz, hijyenimiz artı ilklerimiz devam edecek. Geziyorum devamlı arayış içerisindeyim. Ve sizlerin programını ben devamlı izleyen bir insanım. Çünkü ilklerin başlatmamın %90 sebebi sizlersin. Dikkat ediyorum, bakıyorum kim neler yapıyor veya onlardan neyi kapabilirim veya onların yaptığı bir şeyi nasıl alabilirim. Örnek verdiğim gibi işte çadır olsun, waffle tarzında katmer olsun. Yani bunları denemek lazım, bilmek lazım. Ve lezzeti tatmanız için buraya her zaman bekliyorum. Buyurun gelin. Şöyle bir şey. Buraya sana vereyim istersen. Sen de dursun ben söyleyeyim. Ya, waffle katmer yiyeceğim de ondan. Devam edebilirsin. Benim en çok dikkatimi ne çekti biliyor musunuz? Lezzetler çok ayrı bir güzellikte. Gerçekten bu sunum harika. Bir ilke imza atmışsınız. Ama biz iç tarafa doğru gittik. Sizden habersiz geldik biz buraya. Gerçekten dışarıdan görselliğiniz çok güzel geldi. Bir girelim bakalım bizi neler bekliyor dedik ve aniden geldik. Bunu siz de biliyorsunuz. Buranın otantik ortamı çok farklı. Bu bir. İkincisi içeriye girdik bir baktım. Aman Allah'ım masalar dolusu bayanlar. Gittik sorduk. Ne kadar rahatlar. İstedikleri gibi tombala oynuyorlar, oyunlar oynuyorlar. Bir de bir şey daha var. Buranın aile işletmesi olması gerçekten çok önemli. İnsanlar mesela bir tane bayan şöyle dedi. İşte ben burada kendimi kendi evimde hissediyorum. Çok rahatım, mutluyum dedi. Bunu size bağlı. Mühim olan odur. Zaten temennimiz o. Aileleri aile ortamında yaşatmak. Hem kafe hem katmer. Yani insanlar rahat edeceği şekilde istedik. Ve bunu da başarmaya çalışacağız. Ve sizlerin sayesinde olacak çok da. Çok teşekkürler tabii ki. Yani sizler bir ilke imza attığınız sürece biz bu güzel lezzetleri insanlara aktaracağız bir şekilde. Biz de bu konuda hassas çalışıyoruz. Yani sizi takdir etmemek işten bile değil. Çünkü çok gerçekten işinizi emeğinize dört dörtlük yapan bir insansınız. Ben bunu takdir ediyorum. Ali Bey olsun siz olun. Yani devamlı izlediğim programlarınızda
Çok güzel bir yaratıcılığınız var. Riyad, çayın tadına baktın mı? Çayda bir özellik var, ayranda bir özellik var. Bunu çay. Söyler misiniz? Çayımız onu odun ateşinde devamlı surette semaverimiz kaynamaktadır. Yani bu çay özeldir. Yaptığımız çay olsun, katmerimiz olsun. Tavşan kanı diye tabir ediliyor. Tavşan kanı tabii tabii. Hem de yani bunu içmek lazım, yemek, yaşamak lazım. Tavşanlar sessizliği, ses geliyor bana. O da benim biraderimdir. Tavşan kanı demeyelim, ben biraz hayvansever olduğum için. Tavşan kanı örnektir, örnektir. Hayvanları çok severim. Çay gördüğünüz yani. Gibi. Yalnız bir şey var, bak benim damak zevkim gerçekten çok güçlüdür. Üst damağımda çok lezzet alma yeteneğim var. Ayran kesinlikle ayran kendi size el özel yapayım. Bir ayran, evet. Bundan hiç şüphem yok. Ya ona evet. Takdir. Oğuz abi şunu da söylemek istiyorum. Burada gerçi katmerin haricinde başka etkinlikleriniz var herhalde. Lezzet olarak ne bileyim kahvaltı hizmeti olsun değil mi? Biraz tabii, bilgi verir misiniz? Tabii tabii. Her sabah saat 8'de dükkanımızı açarız. Sabah 8.30'dan itibaren çayımız hazır. Kahvaltı kendi sistemimizle birlikte olmak suretiyle tek tek kahvaltı masalara konulur. İnsanlarımız yani gelen müşterilerimiz bizim ailemiz sayılır. Onlar istedikleri şekilde yiyeceklerini, içeceklerini hiç teklifsizdir. Yani burada şu anda bulunan müşterilerimize sorduğunuz zaman vermiş olduğumuz hizmeti onlar takdir etsin. Çok güzel, gerçekten. Yani buraya gelip de insanlar ben orada hizmet göremedim derse ben bu andan itibaren giderim. Yani. Ama bence kendin pişir, kendin yetin bence çok elverişli bir ortam. Ne bileyim grup yemekleri için çok çok uygun değil mi? Tabii canım yani. İlerleyen zamanda yani en kısa zamanda da kendin pişir, kendin ye sistemine geçeceğiz. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela bak bu da çok önemli aslında beyefendi. Şimdi mesela şurada ben çocuğumla geldim, katmer yiyorum. Mesela oyun parkınız da var sizin. Tabii. Ondan hiç söz etmiyorsunuz ya, ama. Yani çok güzel bir parkınız var orada. İnsanlar orada masalarda otururken çocuğum nerede diye düşünceye kapılmasın diye özellikle o alanı çocuklara ayırdım. Bir de bir şeye dikkat etmişsiniz siz. Bunu ben çok iyi gözlemliyorum şu anda. Caddeye yakın değil. Çocuk parkı caddeye uzak tutulmuş. Evet. Çünkü niye? Çocuklar işte top oynasınlar, rahat rahat eğlensinler diye. Yani, bu çok güzel yani. Bir düşünce. Burada oturan insanlar çocuğunu görebilecek. Öbür tarafta aynen. Oturan insanlar aynen. Yani çok daha güzel. Huzur bir şekilde. En azından ben burada çayın başında durduğum için birazdan çekimlerde görmüşsünüzdür. Semaverim orada, çayı orada demliyorum. Yani oradan aynen. Çocuk bu tarafa gelmiş olsa o çocuğa ben engel oluyorum. Yani kontrol yani. Altında yani. Biz tabii. Çok yorduk ama burada bir şey eksik, ben söyleyeyim. Buyurun. Burada bir eksiklik biz var. Biz Ali'cim burada her şey dört dörtlük, müzik yok. Müzik, canlı müziğimiz de var. Oo, şimdi burada duralım. Tabii, tabii. Tabii benim bir biraderim. Bir saniye sesler geliyor. Bu nereden geliyor? Harika bir sesi vardır. O benim için çok kıymetlidir, değerlidir. Onun arkasından her zaman gittim ve giderim. Ya ondaki ses, müzik bilmiyorum. Hani övmek gibi olmasın. O zaman buradan müzik ziyafetine gidelim değil mi? Burası için ben değerli izleyiciler tek bir şey söylüyorum. Burada kuş sütü bile var. Var mı? Var. Öyle sarhoş olsam ki. Hadi hep beraber. Bir an seni unutsam. Unutsam o günleri. Yarınları unutsam. Öyle sarhoş olsam ki. Yarınları unutsam. İnsan o günleri, yarınları unutsam. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam. Her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Süper. Vallahi teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok süper. Lezzet olsun, hizmet olsun. Bu müzikten de bence vazgeçemeyeceğiz Emre ya. Ne diyorsun, ben her gün buradayım Ali. Her zaman. Ama her tek zaman. Müzik için değil, özellikle.
Waffle Katmer. Aynen. Urla'ya özel Waffle Katmer için mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz. Lezzet olarak da kalite olarak da Urla İskele mevkine yolunuz düştü mü katmer lezzetinden olsun. Özellikle Waffle Katmer'i Oğuz ustamızın yapmış olduğu spesiyel katmerden tüm İzmirlileri hatta tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Aynur Hanım. Aynur Hanım diyoruz. Aynur Hanım. Evet. Teşekkür ederim aynı zamanda Aynur Hanım. Barbra Streisand. Çeşme'deyiz. Şu anda Çeşme'nin bütün güzel görsellerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ama dünyada bir ilk olan bir akvaryumdan söz etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi koskocaman boydan boya bir evin içerisinde kendi zevki için döşediği bir akvaryum. Ve harika bir akvaryum. Burada en yaşlı balık 7 ile 8 yaş arasında değişiyor. Bunlar çok özel bakım isteyen balıklar. İnsanlar, turistler dünyanın her köşesinde bu akvaryumu görmeye geliyorlar. Ziyaret ediyorlar burasını. Gördüğünüz gibi oturma yerleri de var. İnsanlar oturma yerlerine oturuyorlar. Ve bu müthiş görselliği sadece izlemek için dünyanın her bir köşesinden buraya geliyorlar değerli izleyiciler. Az ötede daha değişik balıklar var. Çeşit çeşit balıkların yer aldığı bölümü de göstereceğim ben biraz sonra sizlere. Burada gördüğünüz gibi oldukça büyük ve iri balıklar görüyoruz. Zannediyorum ki yaşları 7 ile 5 yaş arasında değişiyor. Özel bir koruma var balıkların üzerinde. Çünkü gerçekten yılların vermiş olduğu bir emek var burada. Biz kendisi şu anda yok, kendisiyle görüşemedik. Ama buradan kendisini gerçekten kutluyoruz. Çok güzel. Dünyada bir ilke imza atmış kendisi çünkü. Seyirciler Çeşme'deyiz. Rüya'nın da az önce anlattığı gibi diğer tarafta akvaryum kısmının çupra levre kısmı vardı. Burada küçük balık kısmı var. Evin bahçesinde palmiye ağaçlarının altında geniş bir alan. Küçük balıklara şöyle bakmak istiyorum. Bayağı bir balık var aslında. Buradan aldığımız bilgiye göre yani yerli yabancı turistlerin yoğun talep gördüğü ve turlar düzenlendiği de söylendi. Biz de bu güzel manzarayı sizlerle paylaşalım diyoruz. Buyurun birlikte izleyelim. Turumuz devam ediyor değerli izleyiciler. Mola saati olarak şu an İnciraltı'ndayız. Tabii İnciraltı çok güzel bir yer. Kafeleri olsun, akşam insanların eğlenebileceği evet, mükemmel aynen. Bir yer değil mi Rüya? Aynen. İzmirliler akşamları vakit geçirmek amaçlı, eğlence amaçlı. Aynen. Burada deniz kenarına geliyorlar. Fakat burada çok ilginç bir şey daha var. Antep lezzeti, Gaziantep lezzetini bulduk biz. Biraz sonra içeriye gireceğiz ve bize Gaziantep lezzetlerinin sunumunu yapacaklar Ali. Mustafa Usta bize güzel lezzetler hazırlayacak. Ne yapalım Rüya? Hadi gidelim. Hadi gidelim.
şimdi sizlere lahmacunun esas ve esas yapılış şeklini burada tanıtacağım. Bak bakın sizi nereye getirdim. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi bize ne yapacaksınız? Şimdi Antep usulü bir lahmacun tarifini yaparken uygulamalı. İnanmıyorum. İncir altında bize Gaziantep usulü lahmacun yapacaklar. Evet efendim. Hadi bakalım görelim nasıl oluyormuş Antep usulü. Alalım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi kırmızı dolma, yeşil biberimiz var dolma. Evet. Kırmızı al biberimiz var. Üzerinden. Yalnız biberleriniz de değişik, özel. Tabii özel. Natürel almaya gayret ederiz. Maydanozlar doğrandı, dolmalık biberler doğrandı. İnanmıyorum. Şimdi de sarımsak mı doğruyorsunuz? Evet, tabii. Bunun birinci lezzetini veren sarımsaktır. Sonra kalitemizin ön plana çıkması için bu özellikleri taşınması lazım. Ben şimdi şu an sarımsaktayım. Sarımsağı şu anda sarımsaklar doğranıyor. Evet. Peki bir şey soracağım. Antep lahmacununun lezzetini veren sarımsak mı? Tabii efendim. Ben burada var ya gerçekten hayrete düştüm. Yani inanamıyorum bu kadar incelikte, değerli izleyiciler. Arkadaşımız bir gösterirse, şu anda ne yapıyorsunuz? Kıymayı ekledim. Karabiberini koydum, tuzunu koydum, biraz Antep salçası koydum. Evet. Karıştırıyorum. Hem aynı zamanda da tabii aynı zamanda da doğranıyor. İkisi bir arada. Yani gerçekten ben izledim biraz öncesinde. Hayretler içerisindeyim. Bu kadar yani nasıl bir lahmacunun hazırlanması için uğraş. Allah kolaylık versin diyorum ben. Ateşli bir çalışma var ve müthiş sıcak. Ben bayılmak üzereyim. Ne yapıyorsun usta? Lavaş yapıyoruz hocam. Lavaş yapıyorsunuz. Evet. Kendi lavaşınızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, biz de kendimiz yapıyoruz yani. Aman Allah'ım. Burada fırın bir yandan çalışıyor. Arkadaşımız görüyorsunuz orada fırının başında. Evet evet. Ya bir daha kendimiz yapıyoruz. Her şey bizden dual yani. Böyle bir dışarıda bir şey almayız. Evet. Antep mutfağı böyle olur diyorsun. Evet evet. Zaten bunun için olmaz. Peki bakalım. Değerli izleyiciler, şimdi Mustafa ustamız bize kuşbaşılı pide yapacak. Ustam, şimdi kuşbaşılı pidenin en büyük özelliği nedir? En büyük özelliği etinin tamamen güzelce sıfırlanması. Yani yağının, sinirlerinin alınması. Yani bu yağ sinirleri alınır. Bir de genç dana olacak. Genç dana olacak, bonfile evet, olacak. Yani, değil mi? Bonfile olur, biftek olur. Biftek olur. Başka olmaz yani, başka etten olmaz. O zaman başlayalım. Etlerimizi kağıt genişliğinde ve kare kare mi olması gerekiyor? Tabii, uzun ince olması lazım. Uzun ince olması. Şöyle doğranırken fırında pişecek şekilde olması lazım. Fırında pişmesi. Tabii. Bence et çok önemli değil mi Sefa abi? Tabii et çok, yani işlenmesi çok. Tabii, dana genç olacak. Bunu da ince ince doğruyoruz. İnce doğruyoruz. Domatesi, biberi doğruyuz böyle ince ince. Makine gibi elin çalışıyor abi ya. Alışmışız artık. 36 yıl oldu. Ben bu işi yapalı. Yani 36 evet. Yıldır gerçekten yani evet. Vermiş olduğunuz hizmetle evet. Gösteriyorsunuz. Bu meslekte emek boşa gitmez. Her zaman güzel lezzetler sunarsanız emeğiniz hiçbir zaman boşa gitmez. Yaptığınız işi sevmeniz de gerekiyor değil mi Mustafa abi? Evet.
Şimdi Mustafa abi, Antep salçasını attın, tabii, domatesi attın, biberi attın. Dolma biber attım, karabiber, az bir şey yapıyoruz. Şimdi sade yağdan. Sade yağ olması. Evet, biraz kopya oluyor ama. Bence lezzetin sırrını bir tane daha buldum, püf noktasını. Evet. Mustafa Usta'm, eti getirdin, zırklamaya başladın abi. Evet. Şimdi bize ne yapacaksın abi? Şimdi bu hem Adana oluyor, burfu oluyor, beyti oluyor, kebap oluyor, domatesli kebap oluyor. Bir yerde çıkaracaksın biz o zaman. Bu etten olur. Şöyle iyice zırhlandıktan sonra. Eti ben... zırhlamak gerekiyor değil mi? Tabi zırhlamazsan olmaz şimdi. Kebabın bir tadı var, lezzeti var. Kömürde piştiği zaman kendini hemen hissettirir yiyen adam. Nefesi de önemli değil mi? Tabi. Önemli olan adam diyecek ha bu hakikaten zırh kıyması yiyecek yani. Vallahi. Zaten belli olur yani makinede çekilen kıymayla evde hazırlanan. Belli olur. Orada sofrada bakalım tadına değil mi? Tabii rüyayla. Tabii. Yedireceğiz şimdi. Valla İzmirli olarak incir altında kendimi şanslı hissetmeye başladım. Çünkü oldukça bana yakınsınız. Ama bu Antep lezzetlerinin hazırlanması ne kadar zor efendim. Bütün işler öyledir. Meşakkat. Şimdi ne yaptın? Patlıcan kebabı yaptın. Patlıcanı yaptım. Domatesli yaptım. Adana yaptım. Şimdi beyti için malzemeler hazırlıyorsunuz. Tabii. Şimdi kırmızı biberimiz temizlendi. Maydanozumuz var, sarımsağımız var. Sarımsak da koyacaksınız. Çünkü sarımsak lezzetin artmasına neden oluyor. Artı vitamin içeriyor biliyorsunuz. Evet. Şu anda hazırlığımız başladı değerli izleyiciler. Beyti yapıyoruz. Şimdi malzemeleri çok ince bir şekilde doğradınız. Evet, şu an yoğuruyorum. Yoğuruyorsunuz. Biz de bekliyoruz burada. Tabii, çok yani lezzetli olacak. Yani görüyorsunuz, içinde iki dişler uzağımız da vardı. Evet. Aman ablam, burada siz resim mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz böyle? İstediğim şekilde hazırladınız. Şeklinin değişmesini istiyorum efendim. Tabii, değiştireyim hemen. Daha değişik bir şekil istiyorum değerli tabii izleyiciler. Hemen değiştiriyorum. Şekil değişiyor anında. İşte ustaya dediğiniz zaman böyle olur. Gerçekten kutluyorum ben sizi. Merhaba. Mahir'cim maşallah ne o gözler öyle. Teşekkürler. Tanıyabilir miyim ben seni? Tabii. Hadi biraz anlat kendini. Adım Mahir, 13 yaşındayım. 13 yaşındasın. Evet. Okuyor musun, okula gidiyor musun? Peki gelecekteki hedefin nedir? Hangi mesleği seçecektin? Mimar. Evet efendim, mimarımız geliyor ama ben dedim ki Mahir dedim sen mutlaka sunucu olmalısın, ekranlara çıkmalısın dedim. Ama sen kabul etmedin. Evet. Peki işletme sahibinin oğlusun. Tamam, babana yardım ediyor musun gelip? Ediyorum. Neler yapıyorsun? Bu lezzetleri desem ki, bir de sen bana hazırla desem. Sen bana aynı lezzetleri sunum yapabilir misin? Yapamam. Yapamam. Çünkü baban kadar tecrübeli yılların olmalı değil mi canım? Çok teşekkür ediyorum. Değerli seyirciler, lahmacunumuz, patlıcan kebabımız, adanamız, sarma beytimiz, yani tatlımıza kadar her şey güzel bir sofra. Abi çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık gerçekten. Afiyet olsun. Ben başlamadım. Şimdi abi Rüyane ne diyelim? Nereden başlayalım? Şöyle söyleyeyim değerli izleyiciler. Ali sen röportaja devam et. Ben bu lezzetler karşısında burada duramıyorum. Sana afiyet olsun şimdi Rüya. Ben de biraz Mustafa abi de işletme hakkında biraz bilgi alalım. Şimdi Mustafa abi burada sunmuş olduğun lezzetler olsun, içeride vermiş olduğun hizmetler olsun gerçekten şayana dair şeyler. Biraz işletme olarak genel neler yapıyorsunuz, kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun, biraz bilgi verir misin abi? Şimdi yaklaşık 20 yıldır buradayız. Burada geldiğimiz nokta şudur. Gerçekten doruk noktasına geldik işin. Hem işlerimiz müthiş arttı. Lahmacun yiyen gidip orada burada anlatıyor. Lahmacun konuşuyor abi. Pidemiz zaten keza. O da muhteşem. Hazırladığımı da gördünüz. Beytimiz zaten Antep usulü.
Evet. Demri yapıyor. Nasıl görünüyor? Aman ben gerçekten o kadar şaşkınım ki hani özellikle lahmacunun bir hazırlanımı vardı değerli izleyiciler. Sizler de izleyeceksiniz. Rüya haklısın diyeceksiniz. 15 dakika sürdü Ali. Vallahi ben patlıcan kebabı, kıyma o da 15 dakika. Evet. Gerçekten aynen. Aslında emek isteyen bir iş abi. Yani ürün yelpazeniz de bayağı bir geniş. Değil mi? Tabii. Bütün işler meşakkat ister. Bu da emek isteyen bir iş. Tabii yılların verdiği tecrübe de var bizde. Yani ekibim olarak burada tabii patlıcanımızla, Adana kebabımızla, kuşbaşılı kaşarlı pidemizle, lahmacunumuzla pide çeşitleri, sote çeşitlerimiz var. Yani bunun yanında tabii yemekten sonra güzel bir kebaptan sonra güzel bir Antep usulü tatlı yere yok denmez. Şöyle, Antep usulü değil mi? Gerçek Antep baklavası evet. Ben İzmirliyim ama Antep lezzetlerine çok alıştım. Bundan sonra buradan da gitmeyi düşünmüyorum Ali. Bir şey söyleyeceğim. Lahmacun çok farklı hazırladınız. Ve ben bir şeye çok dikkat ettim. Gözlerinizde sizin sevgi vardı biliyor musunuz hazırlarken? Bir resim sanatı gibi Ali. Sanki resim yapar gibi böyle. O kadar güzel dizayn ettik ki o malzemeyi. Ben hayretler içerisinde kaldım. Ama ustalık, ustalık. Adana'ya da bir işleyişiniz vardı. Beyti de sanat gibi yani gerçekten vallahi ben şaşırdım. Değil mi? Tabii. Şimdi bir bütün meslekler öyledir. Yaptığınız işten zevk almazsanız bu işten zaten başarılı olmanız imkansız. Yalnız incir altında yapmış olduğumuz röportajlarda müşteriler lezzetlerden çok memnun. Değil mi? Bir de ben tek Antep lezzeti sizi biliyorum buradan. Doğru mudur efendim? Yani şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama tek Antepli olarak sizi biliyorum. Ve oldukça etiketli bir isimsiniz. İzmirliler herkes sizi tanıyor ama bir şey dikkatimi çekti benim. Biz buraya geldik. Genelde yabancı plakalar. Hep dışarıdan gelen insanlar var. Demek ki Antep lezzetine tek İzmirliler gelmiyor. Dışarıdan da özel müşterileriniz geliyor. Hatta iki tane beyefendi vardı. Röportaj yapacaktık ama yemeklerini yedikleri için yapamadık Ali. Ben sizi kutluyorum valla. Evet yani. Yabancı misafirler bayağı bir çok değil mi abi? Evet. Bayağı tabii uzaktan gelenler işte nereye gidiyorsun? İzmir'e. İzmir'de diye Antepli var incir altında diyor. Buraya gider misin? Oradan bir kebap, bir lahmacun yer misin diyor. Biz de tabii doğal olarak uzaktan geldiğini söylüyor. Biz de ona göre biz elimizden gelen bütün şefkati gösteriyoruz. Gerekli kaliteyi gösteriyoruz. Şube düşünüyor musunuz? Şube hiç düşünmedim. Size ihtiyacı var. Bu lezzetlere ihtiyaç var. Ben onları kendim hazırlamazsam içim rahat etmez. Acaba nasıl yapar diye çok merak ederim. Bu da beni üzüntüye sevk eder. İşte değerli izleyiciler bu cevabı almaya çalıştım. Beyefendiye özellikle bu soruyu yönelttim ben. Ama dedi ben dedi işimin başında olmak istiyorum. Şube düşünmüyorum dedi. Kutluyorum ben sizi. Yani tek şube işin başında kendisinin olması. Evet. Yani etleri bile kendisi işliyor. Ben bunu dikkat ettim özellikle. Gerçekten kutluyorum diyorum. Son olarak neler söylemek istersin abi? Son olarak yani bu işler hijyenik ister, kalite ister, makul fiyat, dürüst olacak, müşteri kendiliğinden gelir. Biz de sizleri kutluyoruz, tekrar teşekkür ediyoruz Emre'ye. Müşteri ilk önce sizin güler yüzünüze gelir efendim. Daha sonra müthiş güzel lezzetlerinize gelir. Buradan Antep'e bir şeyler söylemek istemiyor musunuz? Anteplisiniz efendim, söyleyeyim bir selam yollayın. İzleyenlere, herkese selam. Evet, Antep'e selamlar efendim. Hoşçakalın. Buradan ayrılıyoruz değerli izleyiciler. Antep lezzetini İzmir İncir Altı'nda yaşayabilirsiniz. Gerçekten Mustafa ustamız sunmuş olduğu hizmetleriyle gerçekten mükemmel lezzetler sunuyor. Biz de buradan ayrılıyoruz. Farklı mekan tekrar görüşmek üzere. Bize afiyet olsun. Sizleri de burada bekliyoruz. Hoşçakalın.
Arıcım Pastanesi'nin sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Burhan Eroğlu ve Celal Eroğlu 24 yıllık tecrübesiyle çıtır vurma kadayıfları Siz Gaziantep'lere hizmet vermeye devam ediyor. 11 çeşit kadayıf çeşitleriyle çıtır vurmadan peynirli künefeye, kaymaklı vurmadan ballı kadayıfa ve birbirinden farklı kadayıf çeşitleri üretmeye devam ediyor. Çıtır vurma kadayıfları yeni konseptiyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: Üniversite Karataş yolu üzeri Erdem Koleji civarı, teleferik karşısı Gaziantep. Alo paket 360-3060. Lezzetin yeni adresi çıtır vurma kadayıfları, bir telefon kadar yakın. Lezzeti ve kaliteyi ilki edinen Balcı Et Pazarı, Kilis'te Kilis'e özgü yapmış olduğu Kilis tavasından ezmeli kebaba, patlıcan kebabından oruğa ve daha birbirinden farklı lezzetleriyle Halil Usta Kilis'te hizmet vermeye devam ediyor. Özel günlerde ve düğünlerde toplu yemek siparişleriyle güler yüzlü personeliyle siz müşterilerini bekliyor. Adres: İstahya yolu üzeri Kilis. Telefon 0348 813 3945. GSM 0537 497 3452. Kaliteli ürün, güler yüzlü hizmet, Balcı Et Pazarı. Arıcım Pastanesi'nin sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Bir programın daha sonuna geldik değerli izleyiciler. Bu hafta Ayvalık'ı gezdik. Ayvalık'taki güzellikleri sizlere buradan aktarmaya çalıştık. Nasıl buldun Ayvalık'ı ya? Ayvalık'ı çok beğendim. Lezzetlerine bayıldım. Ama buradan şunu söylüyorum. İnsanlarını da çok sevdim be Ali. Hem sıcak kanlılar, hem Ayvalık'ın da güzelliğini de anlatmak gerekiyor aslında. Evet. Gerçekten program içerisinde lezzetlerini anlattık. Hem doğasını anlattık. Mükemmel bir yer. Haftaya Ege'nin farklı noktasına gideceğiz. Nereye gideceğiz buraya? Sürpriz olsun, ben söylemiyorum. Ben de söylemiyorum. Haftaya pazar 21.30'da Olay TV ekranlarında buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Alasmalı diyoruz. Alasmalı. Anımız var bizim, onları da alıp gidelim mi? Anlamının yanması, sende sönmesi, bitmesi var. Sonra bir de dağılması, toplaması. Arıcım Pastanesi'nin sunduğu Mola Saati programı sona erdi.